Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar. Karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. Uzun zamandır Dümendeyiz serimize video gelmemişti. Artık bir Dümendeyiz videosu gelmesinin vakti geldi. Evet. Ee, şimdi biliyorsunuz Dümendeyiz serimizde krallığı yönetirken neler yaptığımızı vesaire anlatıyoruz. Ee, ki bir, hani bir gün gelir birlik yönetmek, krallık yönetmek gibi işlere imza atacak insanlara örnek olsun. Ee, bir de bizden bir haber bekleyenler vardı. Göçlerin açılması. Bu videoda da o olacak. 1854 Krallığı'na göçleri nasıl göçler kabul edeceğiz bunları konuşacağız. Şimdi ikinci KVK'dan çıktık. Ee, ve ikinci KVK'dan çıkmamızla birlikte krallık daha bir oturaklı bir krallık oldu. Artık kimlerin ne kadar savaşçı olduğunda olduğunun farkındayız. Hani o şeylik üzerine yani tabii ki aldığımız göçler vesaire ikinci kahve öncesi aldığımız göçler güzel performans verdiler. Ee, fakat hani bir de 1854'ün yerlileri, yan klanlarda olanlar, akademi klanlarında olanlar vesaire bakalım ne kadar performans verecekti. Ee, bunları görmemiz gerekiyordu. Şimdi şöyle bir baktığımızda biz tablolarımıza e, elimizde işte biliyorsunuz biz istatistik tablolarını tutuyoruz. Ve şu anda ekran yakalamayı size açtığımda... Eee bu tabloyu göreceksiniz. Bu tabloda şöyle bir işte genel olarak ölü sayılarına baktığımızda. Kvk boyunca verilmiş ölü sayılarına baktığımızda. E, krallığımızda 200'den aşağıya oyuncuların yeteri kadar ölü vermediğini gördük. Yani 200'den aşağısı e, böyle artık 100k, 150k civarı ölülere düşüyor. Çok ölüler yetersiz ölüler yani yetersiz savaş. Şurada şunlar da ayrıca T4 leş sayısı. Şu sütun T4 leş sayısı. Şu sütun T5 leş sayısı. Bakın hani 200'den aşağıya hani bütün KVK boyunca 1 milyon leş, 2 milyon leş almış oyuncuları görüyorsunuz. ...işte 150K, 200K ölü vermiş oyuncuları görüyorsunuz. Bu gittikçe daha da azalıyor listede. <laughs> şu an size bu listeyi göstermekten çekinmiyorum çünkü zaten bu listeyle işimiz kalmadı. Artık bu liste sıfırlanacak ve 3. KVK için temiz bir sayfa açılacak. biz de şunu fark, şunu fark ettik. Yani 200'den aşağısı şu, anda iki ana klanda ne kadar kapasite var? ana iki ana klanda yani Grey Walls ve Black Walls'da hani 135-135-270 kişilik kapasite var biz de dedik o zaman bu listeden ilk 200'ü biraz da istisnalar var tabi ki. İlk 200'ü civarını iki ana klanda tutalım. Kalanlara kalan o 70 kişilik, 80 kişilik hatta KvK'ya girdiğimizde biliyorsunuz 135 olan klan kapasitesi şu an klan kapasitemizin 135 olmasının sebebi daha klan kalelerini kurmadık. Klan kalelerini kurarsak tabii ki bu 155'e kadar çıkacak. yani 100 kişilik, 120 kişilik bir ...kapasitemiz var iki ana klan için. Ee, dolayısıyla e, ilk 200'den oyuncuları aldık. Ee, ana klana e, alacağımız göçlerle, 3. KVK için alacağımız göçler için... ...böyle bir 120 kişilik kapasitemiz mevcut. iki ana klan, iki savaşçı ana klan için. Grey Walls ve Black Walls için 120 kişilik bir kapasite mevcut. Akademi klan olarak da baktığımızda işte White Wolfs ve Red Wolfs artı Yellow Wolfs artık şöyle yapacağız. White Wolfs da böyle savaşma potansiyeli mevcut bir akademi klan haline gelecek. Savaşma potansiyeli olan bir akademi klan haline gelecek. Yani savaşta bize desteği olacak biliyorsunuz. Kralın topraklarına genellikle üç klan sokarlar üçüncü KvK'da. White Wolfs da bizim üçüncü klanımız olacak savaşma potansiyeli olan uh, akademi klanı ne demek? İşte böyle 30M üstü oyuncular, 25M, 30M civarı oyuncuların toplanıp toplanabileceği bir klan. Şu anda zaten biliyorsunuz krallık haritasında 9 tane türbe var. Bunlardan 4 tanesi Grey dört 4 tanesi Black Wolves klanının elinde, Bir tane türbe de White klanının elinde. Ee, um, Yellow vos ve red vos artık daha bir fan klanı haline bürünecekler. Yani iki ana klan, bir savaşa destek klanı gelişmekte olan hani gerçekten oyunu bilen ama gücü düşük şu anda gücü düşük savaşlarda e, yeterli miktar destek verebilecek oyuncular. White vos'u tutacağız. Onun dışında yellow vos ve red vos bizim e, daha çok farmer klanı. Hani daha çok inaktif. Hani gelişmeye de devam eden oyuncularımızın toplanacağı klanlar olacak. Şu anda bu şekilde düzenledik. KVK 3 için. Black Wolves'tan da kayıp tapını aldık. Biz de yönetim olarak birkaç değişikliğe gittik. Yönetim olarak şöyle söyleyeyim. Artık yönetim ve yani şeyin o emir komuta zincirinin tam belirgin olmasını istiyoruz biz. O Emir Komuta Zincirinde e, Ben, Okan Sultan Okanka Shadow Yönetimdeler. Expert askere gidiyor, Expert yönetimde olmayacak maalesef. E, Graveos Klanında Yönetimde olan Ben Sultan Okanka ve Shadow mevcut. Black Wars Klanında da Yönetimde olanlar. ...Şogun Yaşuru... ...Şogun... ...şey, Thomas... E, ...ve... Arven. Hani... E, ...yönetim bu şekilde olacak. E, yani... ...bunların dışında herhangi birinden... E, ...yani biz bunların dışında hiç kimse... ...yönetim rolü yok. Hani bizim krallığın yöneticisi... ...değiller. Başka herhangi biri krallık yöneticisi rolünde değil. Bu... Altı kişi, yedi kişi krallık yöneticisi rolünde. Ee, peki diğerleri ne? Diğerleri tamamen subay. Yani gerçekten subaylık rolü üstleniyorlar. Ee, genelde yönetimin söylediği doğrultuda işte klana alım çıkarım yapan, ona göre bayrak atan, ona göre işte söylenen yani daha çok söylenenleri uygulayan şeklinde subaylar. Geri kalan herkes subay rolünde. Sadece söylediğim kişiler yönetim rolünde, krallık yönetimi rolünde. Artık hani bunun iyice belirginleşmesini istedik. Çünkü yanlış anlaşılmalar olabiliyor. R4 diye yönetici rolünde düşünebiliyor insanlar ancak öyle değil. Artık hani R4'lerin bir yöneticilik vasfı yok. Bütün R4'ler artık yönetimin dediğini uygulayan Yönetimin çizdiği doğrultuda iş yapan kişiler olarak e, şeyler, e, subaylar yani söyleyeyim konuşamadım her neyse. Olayımız bu. Artık 1854'ün sistemi bu şekilde. Şimdi biz 3. KVK'ya hazırlanıyoruz ve bizim bizim 3. KVK'mız ne zaman gelecek? Şimdi orada bir problem var. Şimdi bu bu bir problem. Biliyorsunuz ki artık KVK'ları daha sık hale getirmeye başladılar ve sizden de çokça gelen sorular oluyor. Mesela ikinci KVK'nın başlayacağı zamanı nasıl tahmin edebiliriz? 3. KVK'nın başlayacağı zamanı nasıl tahmin edebiliriz gibi sorular oluyor. Bunlardan birini hemen sizlere yanıtlayacağım şimdi. Açıkçası tek yapmanız gereken şey haritadan uzaklaşıp şu dünya penceresine bakıp sizden önceki KVK'ya girmiş krallıklara bakmanız. Şimdi ben Kayıp Krallık katılımcılarında bizim bulunduğumuz biz biliyorsunuz ki Lost Kingdom 110'daydık biz. 110 nereye gitti lan? Aa 110 kaymış. Bir şeyler kaymış. Her neyse. Burada bizden önce açılıcı açılmış olan kayıp krallıklara bakmamız yeterli. Bizden önce bakın 17 gün 15 saat önce bu krallıklar 3. KVK'ya girmiş. Tabi sadece bunlar değil bir sürü var. Ve 1681 en genç şey en yaşlı 1681 en genç 1768. Şimdi bu aralığı arttırmaya çalışıyoruz. 1771 en genç. Bu yine aylı. 1775 en genç oldu. Burada değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. 1776 en genç krallık oldu. Ve baktığımızda evet. 1681 krallığı 1682 krallığı 1681 krallığı en yaşlı krallık durumunda. Bakıyoruz şurada. 1681 ile e, size bu arada KVK ne zaman başlayacağını öğretiyorum şu anda. Hani nasıl tespit edeceğinizi ne zaman başlayacağını. 1681 krallığı en yaşlısı ve 1776 krallığı en genci. Şimdi arasına bakalım. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 96 tane krallık 3. KVK'ya girmiş. Değil mi? Tamam, şimdi 1776'dan sonra 96 krallık sayacağım ve bu 96 krallık 3. KVK'ya girecek. 8 16 1777'den başlıyor. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 96 tane krallık bu şekilde 3. KVK'ya girecek. Sıradaki 3. KVK'ya girecek krallıkları gösterdim size. Ve biz burada 54 olarak bayağı alt sıralardayız. Yani şöyle bir şey var. Biliyorsunuz 1854'ün açılma zamanı belli. Ve en genç krallık dediğimiz şu anda bizim kümemizdeki en genç krallık ne olacak? 1777 En genç krallık burası olacak Ya yani 1777 ile 1854 bir mi? Hayır bunlar bizden bir ay öndeler Hatta 3 hafta falan öndeler evet 3 hafta falan öndeler. Bizden 3 hafta önce KVK'dan çıktılar ve bizimle aynı anda KVK'ya girecekler Burada bir Rise of Kingdoms'ın dengesizliği mevcut e, Ona yapacak bir şey yok Kötü denk geldi Baya kötü denk geldi. Bizim için hani ikinci kvk'dan böyle yorucu bir kvk'dan çıktık. Çok kısa sürede üçüncü kvk'ya gireceğiz. Peki. Tespit ettim. Hangi krallıkların kvk'ya gireceğini tespit ettim. Şimdi ne yapacağım? Ne zaman başlayacağını tespit edeceğim. Geldik mi yine Lost Kingdom, Lost Kingdom şeyine? Geldik. 17 gün değil mi? Bir önceki kvk ne zaman başlamış? Bunlar 17 gün önce KVK'ya girmişler. Hemen ona bakıyoruz. 42 gün. Arada ne kadar gün var? Yani bu 42 bu krallıklar 42 gün önce KVK'ya girmiş. Yine burada 96 krallık var. 42 gün önce KVK'ya girmiş. Ee, arada ne kadar mevcut? 42 gün ile 17 gün arasında 25 gün mevcut. Yani durum şu ki. 17 gün olmuş bu krallıklar KVK'ya gireli. Bu krallıklar 25 gün olunca KVK'ya girdikleri eğer bir istisnai bir durum olmazsa yani biz 8 gün sonra 3. KVK'ya giriyoruz. Ama henüz eşleştirme bildirimleri gelmedi. O biraz şaşırtıcı. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. Burada bir bir haftalık kayma söz konusu olabilir. 8 gün sonra normalde bizim KVK'ya girmemiz gerekiyordu çünkü arada 25 gün mevcut. 2 KVK arası 25 gün mevcut ve bu KVK 25 gün olduğunda bizim birinci günümüz olması gerekiyor. Burada istisnai bir durum olacak çünkü 3. KVK'nın önce bir eşleştirme aşaması olur. Hani biliyorsunuz o eşleştirme aşaması da uzun sürüyor sonra bir de hazırlık olacak. Hazırlık artı eşleştirme hemen hemen 10-15 gün, 15 gün 20 gün süren bir durum, 15 gün süren bir durum, 15 gün sonra KVK'ya girersin. Ee, burada bir kayma mevcut olmuş. Yani bizim beklentimiz şu anda ee, sanırım bu Perşembe, yani 21 Ocak'ta bizim Krallığa KVK duyurusu gelecek. Sonra işte. CD seçimle CD seçimleri gelecek. Sonra işte seçim yapmamış krallıkların otomatik olarak kümelenmesi olacak. O kümelenme tamamlandıktan sonra bir de CD'lerin birbirleriyle eşleştirmesi olacak. Eşleşmesi olacak. Sonra hazırlık aşaması başlayacak. O aşamalara bakın. Bunların hepsi genellikle 3'er 4'er gün süren şeyler. Genellikle 3-4 gün sürecek olan bu eşleştirme aşamaları. E hazırlık aşamasında 6 güne düşürmüşler sanırım. Öyle bir güncelleme gelmişti. Tam hatırlamıyorum. E, göreceğiz bakalım. E, yani benim planlamamda Perşembe bu 20, 21 Ocak Perşembe günü KVK bildirimini görürüz. Bir buçuk hafta civarı eşleştirme aşaması döner. Tam olarak 1 Mart'ta hazırlığı görürüz. Şey 1 Şubat'ta hazırlığı görürüz. Ya da 2 Şubat'ta hazırlığı görürüz, 3 Şubat dolan. 2 Şubat'ta 1 Şubat'ta hazırlığı görürüz. Ve 8 Şubat'ta 1854 kendisini KVK haritasında bulacak gibi tahmin ediyoruz. Şimdi bu üzücü bir durum. Aşağıdaki krallıklarda olmak. Şimdi mesela buradaki hani en baştaki krallık kimdi? 1777, değil mi? Bu 1777 krallığı mesela valide de önde. Şimdi onlar Tomlis görüyordur. Biz hala Konstantin'deyiz. Onlar Atilla görecek belki KVK sırasında. Daha kayıp tapınak ee, e, kralın toprakları açılmadan önce Atilla valisi görecekler belki. Biz göremeyeceğiz biz hala. Tomlis yapıyor olacağız. Onlar bizden önde olacak. Yani bu çok büyük şans. Bunu hesaplayamazsın. Çok büyük şans. Bizim de böyle bir şeyi hesaplama ve hatta müdahale etme şansımız yok. O zaman 1850 bunu hesaplasak bile 1854'ü değil 1865 krallığını falan ele geçirmemiz gerekirdi. Ancak hesaplayacaksan böyle bir şey yapman gerekirdi. Ancak o iş öyle değil abi. <laughs> o iş öyle değil. Ee, KVK'ya ne zaman gir? İkici KVK için de durum aynı bu arada. Aynı şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi peki biz C mi olacağız? D mi olacağız. Biz C krallığı mı olacağız, D krallığı mı olacağız? Şimdi biz hep C krallığı hayali kurduk bu zamana kadar. Yine bir KVK yönetmek istiyoruz. Çünkü ikinci KVK'da da KVK'yı biz yönettik. Keyifliydi ama zordu. Çünkü F krallıklarıyla oynayınca bir de hani kendi müttefiklerimizi yönetmek zorunda kaldık. Yani yönetmek zaten kendi müttefiklerinizi yönetmek normal bir şey. Ancak çok bilgisizlerdi ve hani istedik hani bir sürekli bir şeyler oluyor. İstediklerimizi yaptıramıyorduk adamlara, müttefiklerimize. Yani biraz zorlayıcıydı öyle söyleyeyim. Yani F krallıklarını yönetmek zorlayıcıydı. Şimdi bir C şu anda ikinci kral ikinci KVK'nın F ve E krallıkları 3. KVK'nın D krallıkları oluyor. Eğer aynı miktarda göç durumu olursa böyle oluyor. 2. E, 2. KVK'nın D ve C krallık D krallıkları C krallığı oluyor. 3. KVK'da. Yani bizim de şu anda F krallığından 2. KVK'nın F krallığından 3. KVK'nın C krallığına çıkmak istiyorsak çok fazla göç almamız lazım. Peki biz bunu istiyor muyuz? Çok fazla göç almak istiyor muyuz? Ne yalan söyleyeyim istemiyoruz. Çünkü biz 1854'te huzurlu ortamımızı bozmak istemiyoruz. Ben C krallığı olacağım. Hırslarıma yenik düşeceğim diye bu krallığı her göçle dolduramam. Tanıştığımız, anlaştığımız, yani tanışacağımız, anlaşacağımız insanlarla bir krallıkta beraber oynamak isterim. Hani olgunluk o oyunda uzun zaman geçirmiş ve o olgunluğa erişmiş insanlarla bir aynı krallıkta oynamak isterim. Biz buraya son krallığımız diye geldik. 54'ten sonra başka bir krallık yok bizim için. Burası bizim son krallığımız. Ve buranın huzurlu ortamını kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Bu yüzden alacağımız göçlerde ikinci KVK'da verdiğimiz dikkatin aynısını vereceğiz. Hatta daha fazlasını vereceğiz. Sadece eskisi gibi güç kısıtlamamız yok. Şimdi biraz daha işte ee, işte eski krallıklardan gelen iyi komutanları olan 3. KVK'da iş yapacak iyi komutanları olan T5 oyuncuları krallığımıza istiyoruz. Şimdi size ekran yakalama açacağım ve göç sistemimizin nasıl olacağını söyleyeceğim. Şu anda ekranda bir Discord linki var. Aynı zamanda açıklama kısmında da videonun açıklama kısmına da koydum. Aynı zamanda videonun ilk yorumuna da bu Discord linkini yapıştıracağım. Göçler, göç sistemimiz nasıl olacak? Şimdi size ekran yakalamayı açıyorum. Şu şekilde ve e, verdiğim Discord linkine tıkladığınızda böyle bir Discord sunucusuna geleceksiniz. Bu Discord sunucusunda siz geldiğinizde Sadece welcome kanalını göreceksiniz. Yani herhangi bir rol almadan welcome kanalını göreceksiniz sadece. Ve welcome kanalında şunlar yazıyor. 1854 göç burasına hoş geldiniz. Ee, seni daha iyi tanıyabilmek için küçük bir form hazırladık. Önce bu formu doldurmalısın. Formu doldurduktan sonra e, sana bu kanalda göç adayı rolü vereceğiz. Bu rol ile birlikte kanaldaki diğer odaları görebilir ve sesli görüşme için bizden randevu alabilirsin şeklinde bir sistemimiz var. Sadece welcome geldin tıkladın linki discord'a girdin. Sadece welcome kanalını görüyorsun. Ankete tıkladın. Ankete tıkladığında şöyle bir link açıldı. 1854 göç anketi. Buradaki verileri doldurdun. Senden istenen şeyleri buraya doldurdun. Daha sonrasında... Bunu doldurup gönderdiğiniz zaman biz bu senin doldurduğun verileri görüyoruz. Baktık ki bu kişi doldurmuş. Tamam. Ne yapıyoruz? Tıklıyoruz kişiye. Rol veriyoruz ve artık sen bir göç adayısın. Göç adayı olan kişi artık bilgilendirme ve göç görüşmesi kanallarını görebiliyor. Aynı zamanda göç görüşme kanal sesli kanallarını da görebiliyor. Bilgilendirme kanalında burada e, krallık hakkında bilgiler mevcut olacak. Henüz tamamlanmadı. Burası e, yazılacak biraz daha. Ve asıl olay buradaki göç görüşmesi için kanalında. Göç görüşmesi için kanalına girdiğinizde burada sizi bir bot karşılıyor. Ve bot diyor ki anketi tamamladığınız için teşekkürler. Göç başvurunuz sizden ön bilgi alınarak onaylandı. Göç görüşmelerine başlayabilmeniz için mektup ifadesine tıklayın. Size özel bir oda oluşacak. Buradan göç görüşmemiz başlayacaktır. Buradaki ifadeye tıkladığınız zaman bot otomatik olarak size özel bir oda oluşturuyor. Bu oda size özel. Yani gizliliğiniz korunuyor burada. Bu odadaki yazışmalarınızı ve sizi Sadece 1854 subayı rolü olan kişiler ve sadece siz görebilirsiniz. Yani göç adayı olan kişi görebilir. Daha sonra buradan yazışmamız başlıyor sizinle. Sizinle işte en uygun saatiniz nedir? Ne zaman sesli görüşebiliriz? Bu şekilde yazışıyoruz. Biraz daha bilgi alıyoruz sizden. Daha sonra sesli kanalda da sesli olarak görüştükten sonra Göç başvurunuzu tamamıyla onaylıyoruz. Sizi krallığa alıyoruz. Krallığın Discord'unu alıyoruz. Ya da işte göç başvurunuz reddedilir. Ee, bu şekilde. hani Sistemimiz bu. Çok temiz sistem oluşturduk. Haberiniz olsun. Şimdi. Iı, size. Iı, artık bu Discord'u göstermeme gerek yok. Tamamdır. Ee, göç işlerini yine sıkı tutacağız. Çünkü hani yani biz geçen ikinci KVK için göç işini sıkı tutmamız bize çok iş çok işimizi yaradı. Aldığımız göçlerden sadece iki kişi problem çıkardı. Onlar da zaten KVK ödüllerini daha almadan gittiler. Şimdi haterlık yapıyorlar. Çünkü yeterli performansı vermemişlerdi. Ee, göç ile gelip söz verip göç ile gelip 100K ölü. Hani T5 oyuncu 100K ölüyü savaşmış. Göç ile gelmişsin, söz vermişsin. Senden bir beklenti var, verdiğin sözler var. 100K ölü ver. 100K ölü vermiş bütün KVK boyunca. Ee, bir de ödül istiyor. Yani bu bizim sistemimiz zaten yine aynı. O tablo yine oluşacak 3. KVK için. O tabloda ne kadar ekmek, o kadar köfte. Sistemimiz devam edecek. Herkes hak ettiğini almaya devam edecek. Evet e, videoyu daha fazla uzatmanın anlamı yok göç sistemi biz bu şekilde olacak çok beklediğiniz biliyorum ama kısıtlı bir süremiz var yaklaşık sanırım göçlerin kapanmasına bir hafta 10 gün civarı bir süremiz var bu 10 gün içerisinde alabileceğimiz göçleri almaya çalışacağız e, bizimle nasıl iletişim kuracağınızı vesaire sizlere zaten şu anda aktardım Eee... Hepimiz için hayırlısı olsun. Elimizden gelesin, gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu krallık için. Ee, bu şekilde. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Rise of Kingdoms videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.